Merhabalar arkadaşlar. Tıbbi istatistik ve tıp bilimine giriş vize hazırlık sorularından ikincisini göreceğiz bugün. Aslında bu sorular sadece vize için değil, final için de geçerli olduğunu söylemiştim. Final için de bize yardımcı olabilir. Finalde de benzer sorular çıkabilir. Bu soru 2014 yılında vizede çıkmış bir soru. Bu arada arkadaşlar vize ve final sınavlarında ders notları açık olduğu için yani zorlanmadan bu ders sınavını geçebilirsiniz. Aslında defterin veya notların açık olması biraz daha insanı zorluyor. Biraz daha zaman kaybı olabiliyor. Neyse fazla uzatmadan konuya geçeyim. Bu arada 4. sınıf seçmeli derslerindendir. Tıbbi istatistik. A sınıflardan video izleyen arkadaşlar varsa bu dersi gönül rahatlığıyla seçebilirler. Tavsiye ederim kendilerine. Soru 2'de vücut ağırlığı ve zeka düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere yapılan bir araştırmada aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. Buna göre vücut ağırlığı ve zeka düzeyleri arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi nedir diye sorulmuş. Bu ağırlık ve zeka puanları verilmiş bize görüldüğü gibi. Bu aradaki ilişkiye bakarak A şıkkında bize demiş ki vücut ağırlığı ve zeka düzeyi arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi ne olduğu sorulmuş. Daha sonra B şıkkında bize A şıkkında elde ettiğimiz sonuca göre regresyon analizi yapmak gerekir mi? Cevabınız evet ise regresyon doğrusunu elde ettiniz demiş. Regresyon şöyle bir şey arkadaşlar. Korelasyon X ve Y ilişkisini bulur. Burada korelasyonun formülü falan var arkadaşlar. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Yani şu şekilde korelasyonun formülü R eşittir. Toplam sembolü. Parantez içinde x eksi x üssü. Bu aslında değeri değil arkadaşlar. Bu karışmasın. Burada demiş olduğu x üssü ise aritmetik ortalama. Y eksi y üssü aritmetik ortalama. Bölü kök içerisinde toplam sembolü parantez içinde x eksi x'in aritmetik ortalaması yani x sütunundaki ağırlık verilerin aritmetik ortalamalarını gösterir x'in üssü olması çarpı burada kare var çarpı toplam sembolü y eksi y kare olmayacak arkadaşlar burada y üssü olacak burada bir hata yapmışız şu kareyi silip buraya üssü şeklinde yazabilirsiniz parantez içinde karesini alabilirsiniz bu kısmında. Şimdi arkadaşlar sorunun çözümüne geçelim. Sorunun çözümünde ağırlık verilerimizi ve zeka puanlarımızı yazıyoruz. İlk önce cevap tablomuzda ağırlık verilerimizi ve zeka puanlarımızı yazdık. Daha sonra korelasyon. Burada korelasyonu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Soruda yönü ve derecesi dediği için bizim vücut ağırlığı ve zeka düzeyi arasındaki ilişkinin yönü ve derecesini bulmamız istendiği için korelasyon kullanmamız gerekiyor. Korelasyonda tablomuzda ilk önce ağırlık ve zeka puanı verilerimizi yazdıktan sonra birinci ve ikinci sütunu. Daha sonra korelasyonda ihtiyacımız olan verileri bulacağız. X eksi x üssü buraya yazdık birinci sütunumuza. Yine üçüncü sütunumuza özür dilerim. Dördüncü sütunumuzda ise yine y eksi y üssü yazdık. Daha sonra ihtiyacımız olacak. X eksi x üstünde yazdık. Burada tabi karesi var. Burada toplam sembolü dediği için bunların hepsini ayrı ayrı hesaplayıp toplam sembolü dışarıda olduğu için ayrı ayrı hesaplayıp çarptıktan sonra hepsinin toplamını alacağız. Burada ise x eksi x üssünün karesini bulduktan sonra hepsini toplayacağız. Daha sonra çarpım var. Burada y eksi y'nin kare y üssü olacak. Şurada yanlış yapmışız arkadaşlar. Bu şekilde hepsini bulduktan sonra şurada değerlerini yerine yazdıktan sonra korelasyonu bulmuş olacağız. Ağırlık verilerimizi yazdık. 42, 45, 44, 38, 40, 40, 41, 46, 38, 39, 47, 45, 37 şeklinde. Zeka puanlarımızda 10, 105, 98, 107, 97, 102, 190, 93, 97, 92, 95 şeklinde yazdıktan sonra x eksi x üstünü hesaplayacağız.
X üssü dediğimiz şey X yani ağırlık verilerimizin aritmetik ortalamasıdır. Ağırlık verilerinin aritmetik ortalamasını bulabilmek için buradaki verilerin tamamını toplayıp toplam veri sayısına bölmemiz gerekiyor. Verilerin tamamının toplamı 504 yapıyor. Burada toplamda 12 tane verimiz var. 12 tane verimiz olduğu için X üssünün değeri 504 bölü 12'den 42 olarak bulunur. Y üssünü bulmak için ise yani X üssünü bulduk arkadaşlar 42 olarak. Buradan Y üssünü birazdan bulalım. X eksi X üssünü yani X üssümüz burada 42. O zaman X değerlerinden hep 42 çıkardıktan sonra burada üçüncü sütunumuzu yerine yazacağız. 42 eksi 42 0 çıkar. 45 eksi 42 3 olarak bulunur. 44 eksi 42 2 olarak bulunur. 38'den çıkardığımız zaman ise 42 eksi 4 kalır. Eksi 2 eksi 2 görüldüğü gibi eksi 1 4 eksi 3 5 3 eksi 5 ve eksi 4 şeklinde bulunur. Burada daha sonra y eksi y üssü değerimiz var. Bunu hesaplayabilmek için y üssü değerini bilmemiz gerekir. Y üssü değerini bulabilmek için zeka puanı bize y verisi olarak verilmiş. Y verileri zeka puanı olarak verildiği için y verilerinin tamamını topladığımızda 1086 olarak bulunur. Burada toplamda 12 tane verimiz olduğu için 1086 bölü 12'den çıkan sonuç 90,5 olacaktır. Bunu da yuvarladığımız zaman alta yuvarlayalım. 90 olarak bulunacaktır. Daha kolay işlem yapabilmek için yuvarladık bunu arkadaşlar. Y değerlerinden sırasıyla her birinden 90'ı çıkardığımızda 10-90'dan -80 105-90'dan 15 98-90'dan 8 daha sonra sırasıyla 17 7 12 10 0 3 7 2 5 6 değerleri bulunur. Burada bakıldığı zaman x üssü yani aritmetik ortalaması x değerlerinin y eksi y değerlerinin aritmetik ortalaması. Buradaki bütün değerleri bulduk. Daha sonra burada bize demiş ki korelasyon formülümüzde bu bulduğumuz değerleri birbirleriyle çarpın. Daha sonra çarptığımız verileri toplamamız gerekiyor. Toplam sembolü dışarıda olduğu için. O zaman biz şuradaki x eksi x üssü değerini verilerine a diyelim. Y eksi y üssü verilerine ise b diyelim. A çarpı b'miz ne olacaktır? 0 çarpı eksi 80 0 bulunacaktır. 3 çarpı 15 45 olarak bulunacaktır. 2 çarpı 8 16 olarak bulunacaktır. Eksi 4 çarpı 17 eksi 68. Bu şekilde her birini çarparak devam edeceğiz. Eksi 14 eksi 24 eksi 10 0 eksi 9 35 6 25 eksi 25 eksi 48 şeklinde pardon eksi 25 şeklinde bulunacaktır. Daha sonra burada dışarıda toplam sembolü olduğu için yani şu A çarpı B verilerinin tamamını topladığımız zaman cevabımız eksi 48 olarak bulunacaktır. Yani şu biz pay kısmını bulmuş olduk eksi 48 olarak. Daha sonra şuradaki değerlerimizi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu x eksi x üssünün karesini alacağız. Üçüncü sütunumuzda ise şuradaki verileri bulabilmek için. Burada karesini aldığımız zaman 0, eksi 9, 3'ün karesi 0'ın karesi 0, 3'ün karesi eksi 9, pardon 9, hiçbir zaman eksili çıkmaz özür dilerim. 2'nin karesi 4, eksi 4'ün karesi 16, eksi 2'nin karesi 4. Bu şekilde devam ederek gider. 4, 1, 16, 9, 25, 9, 25 şeklinde. Bunların tamamını topladığımız zaman 122 olarak buluruz. Şurada 122 yani şuradaki birinci değerimizi 122 olarak bulduk. Burada ise y eksi y üssünün yani y'nin değilinin y üssü demeyeyim de y'nin değil daha doğru olur. Y eksi y'nin değilinin karesi alınıyor arkadaşlar. Burada eksi 80'in karesi alındığında 64.000 olarak özür dilerim.
6400 olarak bulunur. Biraz da yoruldum arkadaşlar soruları uzadıkça. Burada 15'in karesi 225 olarak bulunur. 8'in karesi 64 olarak bulunur. 17'nin karesi 289. 7'nin karesi 49. 12'nin karesi 144. 10'un karesi 100. Bu şekilde devam ederek gider arkadaşlar. 0, 9, 49, 4, 25 şeklinde. Daha sonra bunların tamamını topladığımız zaman sırasıyla 7358 olarak bulunur. Burada bize gerekli olan tüm değerleri bulduk mu arkadaşlar? Bakalım şöyle. Bize gerekli olanların tamamını bulmuşuz. Şimdi bu değerleri yerine yazarak korelasyonu bulabiliriz. Korelasyon katsayısı, korelasyon arasındaki ilişkiyi bulacağız şimdi. Değerlerimizi yerine yazalım. Pay kısmında değerimiz -48'di. Bakıldığı zaman -48 olarak bulduk pay kısmını. Şurada mouse'la işaret ettiğim kısım. Payda kısmına bakınca kök içinde 122 çarpı 7358. Burada -48 bölü 897.646 kök içinde. Bunu kökün dışına çıkardığımız zaman eksi 48 bölü 947 olarak bulunacaktır. Buradaki işlemi yaptığımız zaman ise 0.05 olarak bulunur arkadaşlar. Burada bu değer eksi 1 ile 1 arasında görüldüğü gibi. Eksi 1 ile 1 arasında. Bizim korelasyonda şöyle bir durumumuz var. Sıfıra yakın ise eğer çıkan sonuç ilişki zayıftır. Değer eksi 1 ve 1 arasında olduğu için buradaki ilişki zayıftır. Artı 1 ise değişkenler. Değerimiz artı 1 çıkarsa değişkenler arasındaki ilişki tam ve pozitiftir. Eksi 1 çıkar ise tam tersi negatif ve ilişki tam değil diyebiliriz. Sıfıra yaklaştıkça ilişki de zayıflar bu arada arkadaşlar. Sıfıra yakın olduğu için ilişki yönü negatiftir. Bu şekilde bunu da belirleyebiliriz. Arkadaşlar ikinci sorumuzun cevabı da bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Orada yanıtlayabilirim. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım.